Bundan sonra benimle siz mi ilgileneceksiniz? Evet. Diğer arkadaşlar da olacaktı. Ateş Hoca. O ufak bir kaza geçirdi. İyi mi? İyi. Endişelenecek bir şey yok. Hadi sen şimdi kendini iyi olma. Birazdan sana bir ilaç vereceğiz. Meğer doğru tahmin ettiysek acılarını biraz azaltacak. Hocam baktım hastanın başında iki kişi var, ilgileniyorlar. Kim? Bittis'te Ersincan hocam. Emin misin? Eminim hocam. Ersincan'da askerliğimi yaptım. Bittis'te de halam yaşıyor. 13-24. Bravo. Sağ olun hocam. Yapabileceğim başka bir şey var mıdır? Çaydır, sudur, yemektir. Için. Eyvallah Hamza. Hocam kalsaydım belki bir şeye ihtiyacınız olurdu. Sağ ol Muzo'm. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Hocam televizyon ayarlasaydım. Hadi Muzo. Ne zaman? Ne zaman etki edecek? Yeni ilaçlar birkaç dakika içinde etkisini gösterir. Sık dişini, tamam mı? Tüp dolmuş, değiştirmem lazım. İşe yarayacağım. Sanmıyorum. Rahatlamaya çalış biraz. Sakin ol. Yanılıyorsunuz. Konuşma, enerjini boşa harcama, tamam mı? Acele et, hemen değiştir. Tamam, hallettim. Ginger. Ginger. Getir, gelir misin? Elimi başına koyabilir misin? Tamam kızım. Merak etme. Ben korkmuyorum. Ölüm saati 11:27. Şimdi hepimizi kovar herhalde. Hekimoğlu hastanın öldüğünü biliyor mu? Haber vermişler mi? Siz söyleyin dedi. Niye biz söylüyormuşuz ya? Bilmiyorum, telefonda öyle söyledi, işleri varmış. Allah Allah. Bana biraz bahane gibi geldi o ya. Sen söylesene. Aramızda en olgun duran sensin. Yok canım. Latif, sen söylesene.
Ben söylemem. Beni bir kere kovdu, bir daha riske giremem. Oylama yapacağız o zaman. Aa, bana uyar. Bana da. Ben söylerim. Kahramanım. Daha iyi görünüyorsunuz. Selim öldü. Kaçırdık. Keşke kaçırmamış olsaydık da yaşı olsaydı hocam. Öyle mi? Pes mi ettik yani, bitti mi? Hasta öldü hocam. Yenildik. Bitti. Hadi. Hatırlayalım bakalım. Hasta geldi buraya. Haydi saksılar çalışsın, ne oldu? Gelsin. Hasta senkop şikayetiyle gelmişti. Paraziter bir enfeksiyon, strongiloides olduğunu düşündük. Evet. Sonra ona antiparaziter olarak ivermektin verdik. Evet, verdik. İyi de yaptık. Bir süre iyiye gitti sanki. Sonra kanı yeşile döndü. Niye? Akademik bir tartışmaya başlamadan önce en azından naaşını çıkarabilir miyiz hocam? Antibiyotik işe yaramadı. Kortizon işe yaramadı. Ginger, gel bakalım. Ginger, iyi misin? Yavrum. Nesi var? Ölmüş. Köpeklerle insanlar arasında bulaşabilen yalnızca birkaç tane virüs var. Ama düşük ihtimal hocam. Ginger çok yaşlıydı. Ginger gibi köpekler bazen sahiplerine bakabilmek için yaşam sürelerini aşarlar. Sen ilacı sen verdin. Gördün mü ilacı alırken? Yutarken gördün mü? Gördün mü, görmedin mi? Gördün mü? Bilmiyorum hocam, ben gördüm sanırım. Collie. Ginger. Border Collie. Collie cinsi köpekler MDR1 geni taşır. MDR1 geni taşıyan bir köpeğe ivermektin verirsen ne olur? Verilmez. Yani birçok köpekte kalp kurtlarının tedavisinde kullanılır ama bu cins köpeğe verilirse ölümcül olur. Tanıdık geldi mi? He? Sen onu verirken de diş izleri var mıydı üzerinde? Hocam ben masasına koydum ilaçları. Sonra su istedi benden. Su verdim. Sonra Latif'le Boğaç geldi. Ben gördün mü? İlacı yutarken gördün mü? Ha? İlacı böyle ağzından aldı. İçeri boğazından geçtiğini gördün mü? Gördün mü, görmedin mi? Bilmiyorum hocam.
Morga götürün cesetleri. Saat yazıyor. Orhan nasıl oldu bu? Yani başından beri Strongyloides'ten şüpheleniyorlardı ki haklılardı da. İvermektin? Vermişler. Tamansı da içmemiş. Bizimkiler de takip etmemiş. Peki sence hasta bilerek mi içmedi? Valla benim de aklıma gelmedi değil. Belki de bilmiyorum. Ama hastanın içmediği ilaçları Ginger yemiş. Köpeği. İnanmıyorum. İkisi de. Evet. Yani biri ilaçları içmediği için diğeri içtiği için mi öldü? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.